Alev Kuşu'ndan herkese merhaba. Malum kış, hava soğuk. Ay garibimi görseniz var ya, ne şartlarda çalışıyor. Babacığım, baba diyeceğim bundan sonra. Özdeyişe. Baba. Ay montu yok. Bir el atıverin. Garibi sevindirin, bir mont gönderin. Ay efendim, bugün pek bir neşeliyim çünkü çok sevdiğim, yine meslektaşlarımdan çok değerli bir isim Nilgün Kasapbaşoğlu'nun evine konacağız biraz sonra. Hadi bakalım, çalalım. Çalmıyor mu? Ana. Geldim, 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 geldim. Geldim. Ana, ortaokul nasıl, bir şey yazdın mı? Takıldı. Israrlı bir zil bu. Aşkım! Bayrağı sana veriyorum Güler'im. Tamam. Bayrağı senle Güler. Hello. Baleye başladım. Ay o kapı zili çalmaz mı öyle? Aa, hoş geldin. Merhaba. Bereketinle geldin. Evet, yağmurla geldim. Zilimiz çalmıyor. Fark ettim. Ay benim torun buradaydı. Zil çalınca uyanıyor. Uykusu çok hafif. O yüzden zili iptal ettik. Onlar gitti. Tekrar yapmayı unuttu eşim. Evet. Öyle oluyor zaten. Buyurun. Kameraman arkadaşlarımız Özdeyiş ve Mengütay da içeri buyururken biz daha sonramıza buyuralım. Sonrasında keyifli bir sohbetin fitilini ateşleyeceğiz. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda yaşadığı zorluklar hüzünlendirecek. Ben biliyorum yürüyerek ve aç tiyatroya oyuna gittiğimi çünkü hala tiyatro sanatçıları. Sesiyle hayat verdiği Yeşilçam'ın çocuk starları evrimi şaşkına çevirecek. Kendileri konuşuyorlar. O ne yetenekli çocuk diyordun Sezer'cim. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun eşi Namık Bey'in kulakları çınlatılacak. Ben burada istiyorum. Burası. Eşim aşağıda istiyor. Niye öyle? Ev büyük ya, kullanılabilir. Hayır hayat. Beyazdan sarıya dönen mutfak dolapları evrimi zehir hafiyeye döndürecek. Bak yine i̇şte geldiler bana. Ya. Yine geldiler Nilgün'üm. Seni özenleri karşısındayım Nilgün. Nilgün Kasapbaşoğlu yemelisini bağlayıp mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. O yaptığım acılı domatesli biberlerle hayatım bir menemen yaparım. Elbise dolu kıyafet odası evrimin aklını başından alacak. My goodness. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Alayım baltanı. Tabii ki. Ne iyi ettiniz, bizi kabul ettiniz. Aa, olur mu, senin gibi güler yüzlü, böyle pozitif enerjili bir bayanı kabul etmek ne demek? Başımın üstünde yerin var. Ay, ayakta bıraktım seni. Ya pozitif mozitif de bu aralar benim mutsuz olduğumu iddia eden arkadaşlarım var. Çok mu mutsuzum be? Yo, niye? Her dakikada böyle olmaz kesin. Deli gibi değil mi? Saçlar çok yakıştı ya. Ayrıca. Evet. Biliyorum. Ben bu parfümü biliyorum. Biliyor musun? Bir kokuyor. Ay, dünyanın en güzel parfümü Türkiye'de yok. Aa, ne sıcacık ev, ne güzel. Buyur buyur hayatım. Ay çok güzel ev, sıcacık. Ah, bir, teşekkür ederim. Şey, ay, havası var. Hani Avrupa'ya gelmişim sanki de, böyle bir country evi gibi. Biraz daha başındayız biliyorsun. Estağfurullah. Ama öyle demeyin, buralar da artık çok evet, vallahi ben çok mutluyum. Sarıyer sırtlarındaki muhteşem evinde bizi ağırlayan Nilgün Hanım'a çok teşekkür ediyor. Ve evrimin ön hazırlıkları ışığında oyunculuğa duyduğu aşkla sohbetimize devam ediyoruz. Ama bir daha dünyaya gelsem bir daha oyuncu olurum dersiniz değil mi? Derim. Her zaman derim. Başka bir derim. Şey yapamayız. Yok, bence. Geçen gün bir sahne çekiyorduk.
Gözde ile ben elektriğe tutuluyoruz. Yılbaşı gecesi yayınlandı. İşte saçlarımızı böyle bu kadar kabarttılar. Böyle öyle oturuyoruz ikimiz de ezber geçiyoruz. Dedim ki bakın çocuklar, benim yaşımdaki akranlarım şu anda işte yemeklerini yaptılar, kocalarını bekliyorlar, torun sallıyorlar. Günlere yani, gidiyorlar. Günlere gidiyorlar. Bakın dedim ben ya ne kadar güzelim, bu hale başka nasıl gelebilirdim bu meslek olmasaydı. Çok keyifli işimiz var. Çok şanslı. Evet. Zor ama keyifli. Yani dışarıdan herkes diyor ki ne kadar keyifli diyor. İkimiz de içinde olduğumuz için cidden sıkıntılarımız üzücü da var. Üzücü yanları var evet. Var. Sıkıntılarımızdan dolayı üzüldüğümüz anlar da var ama genele baktığımızda hep şunu düşünüyorum. Başka bir şey bilmiyorum hayatta ve yapamazdım da herhalde. Yani öğretmen olsaydım bu kadar mutlu bir öğretmen olamazdım belki. Ve bu hani işine de yansır ya, işinde mutluysan kesin verimin artar. İşte hangi iş olursa hangi olsun, sevilerek yapılan iş en güzel iş bence. Benim meslek seçmeye zaten şansım olmadığı için onu hayatım. Onu konuşacağım işte. Ama o yüzden canım babacığım, ay Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Çünkü ben ilkokula başlamadan bu ya mesleğe başladığım için. Bir baba ya ne kadar aslında vizyon sahibi, öngörülü. Her şeyden öte bir kere modern bir adam. O dönemler ben biliyorum artist olmak, futbolcu olmak ayıp şeylermiş. Tabii. Hoş karşılanmamış. Tabii. Annemin ailesi karşı çıkmış zaten, onlarla epey sürtüşmüş, ters düşmüş. Ama kendi hayalini. Evet, kendi hayalini ben de gerçekleştirmiş. Ama iyi ki de gerçekleştirmiş. Ona izin vermemişler, onu memur yapmışlar. Çünkü senin de dediğin gibi o zaman artiste kız verilmiyormuş. Verilmiyor. Artist kız da alınmıyor. Alınmıyor. Evde kalacak bizim kız diye. Ay ne güzel ya. Yalnızca halk arasındaki önyargılardan kaynaklanan sıkıntılarla değil, maddi zorluklarla da savaşmış Nilgün Kasapbaşoğlu. Tıpkı pek çok usta oyuncu gibi. Biz çok, ben biliyorum yürüyerek ve aç tiyatroya oyuna gittiğimi. Çünkü hala tiyatro sanatçıları çok para kazanmıyorlar çok maalesef. Maalesef. İşte bir de ek iş yapmasan işte o bir sanatçının bir giyinmesi lazım, davetlere katılıyorsun, okuması lazım, seyretmesi lazım. Görmesi bunların lazım, evet görmesi, lazım, gezmesi lazım. Bunların hepsi para. O yüzden çok ufak paralar aldığımız için çok yürüyerek ve aç gittiğimi hatırlıyorum tiyatroya. Evet, tamam. Ama benim bir huyum vardır. Ben o yokluk çektiğim günlere hep şükrederim. Yani bugüne şükrediyorum tabii ama o günlere daha çok şükrederim. Belki bugünlerin kıymetini bilmezdim, o günleri yaşamasaydım. Tabii ki. O zaman Nilgün Kasapbaşı oldu olmaz evet, belki de. Evet. Hazırak olmak zaten iyi bir şey değil. Değil vallahi değil. Sizin kuşağınız her zaman, hep söylüyorum yani babamdan dolayı, annemden dolayı biliyorum. En zor nesilmişsiniz bence. Evet öyle. Belki sizden öncekiler bile daha rahattı da sizin o geçiş dönemi, Arap evet, dönemi. Evet. Çünkü her şey yeni başlayan, ülke yeni. Sanat yeni doğuyor, yeni yeni yeşeriyor ve siz aslında en zorunu, en cefasını çeken insanlar. Evet. Biz şanslıyız, biz şu an aslında şikayet ediyoruz da sefadayız. Şimdiki siz gençlerin de başka sorunları var. Yani biraz meslek birliğiyle ilgili sorunlarımız var. Yani sorunlar var. Şimdi eskiden usta-çırak ilişkisi vardı. Tabii ki okuluna gene gittik. Yani gene gittim konservatuara. Şimdi pek sizin o imkanlarınız yok. Hocalarımız çok önemli hocalardı. Melih Cevdet Anday, Cevdet Kudret Aksal, Allah uzun ömür versin Yıldız Kenter. Şimdi artık talep çoğaldığı için çok okul oldu. Çok okul oldu. Çok okul olunca da öğretmen sayısı bence yetmiyor. Yetmiyor, doğru. Çok doğru. Birazdan şimdiki jenerasyonla ilgili tespitleri Evrim'den alacağız ama öncesinde usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nu sahne performansıyla bir hatırlayalım mı? Bir vatanına şimdi sayaç bir yıl daha atacak ya, ona gergin. Bir vatanına sağ bir teklifim var. Bizim sanayiden Nuri abi var. Gel ben seni oraya götüreyim. Sana bir kaporta, bir boya çekek. Bir de sayacı geri attıra. Cillap olursun 0 kilometre. Münasebet yoksunu. Ay. 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 Bizim şansımızda şu olabilir mi? Usta çırak ilişkisi kalmadı ama dünya küçüldü. Teknoloji sayesinde. Evet küçüldü. Doğru. Bugün işte atıyorum best model güzeli. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'u ele alalım veya herhangi birini. Bir dizide oynuyor. Aha ne kadar başarılı, parlak diyorlar. Çat
yaz tatilinde gidip Amerika'da workshop'unu alıyor. Evet, evet. Daha bir katıyor evet, kendine. Evet, evet. O konuda şanslısınız. Bu evet, konuda doğru. Çok şanslıyız. Doğru. Dünya küçülüyor. Eskiden bizim zamanımızda ne gitmesi telefon bağlanmıyordu. Ya. Ankara'ya telefon bağlanıyorduk, iki gün bekliyorduk. Ya ben bir de çok sizin hayatınızı araştırdığımda gelmeden önce çok şaşırdığım bir şey var. Bilmiyordum tabii bunu. Hani sizin dublaj yaptığınızı hep biliyorum. Ama hani yetişkin sesinizi biliyorum. Tanıyorum sesinizi çünkü. Ta tek kanallı dönemden bu yana. Ama asıl benim hani çok şaşırdığım mevzu Sezercik, Ayşecik değil mi? Ayşecik değil. Yok neydi? Gülşah. Gülşah. Sezercik. Bana da unutturdun. İlker. İlker. Sezer. O, İlker. Berker'in oğlu. Bütün çocuk yıldızları konuştum. Seslendirmişsiniz evet. Ya. Eminiz tıpkı bizim gibi pek çok izleyicimiz de Nilgün Hanım'ın bu özelliğini şimdi duyuyorlardır Evrim. O zaman ne yapıyoruz? Nilgün Kasapbaşoğlu'nun sesiyle hayat verdiği Yeşilçam'ın çocuk starlarına merhaba diyoruz. Avrupa taşıyım. 25 kuruşa. Çırak götürecek hanımefendi her zamanki gibi. Ben götüreceğim. Sana para vereyim ama o abi götürsün olur mu? Peki, peki. Nedir bu resimler? Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske. Ya. Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır. Ben küçükken, yani şimdi bile izledim. Hani bu bilgiyi bilmeden önce... Kendileri konuşuyor zaten. O ne yetenekli çocuk diyordun Sezercim. Ya dublaj çok önemli değil midir? Çok önemli. %50 derim her zaman için. Tabii. Kesin. Yani oynatan. Kesin. Kesin çok önemli. Hele o yaşta bir çocuğu. Siz de küçüksünüz. Yani İlker tabii ben de küçüğüm yani. Belki ben de. Belki onlardan küçüksün. Yok küçük değil değilim. Mi? Hayır. Ama ben de küçüğüm yani. Ben de herhalde 11-12 yaşında küçük falandı. Ya. Burası mı? Evet. Namık Beyciğimizin. Evet. Enişte! Ayrıl ayrı yapma enişte, kurban olayım. Az sonra. Ay ben kendini... Ben bu kadar sene dublaj yaptım, kendimi çok zor konuşuyorum. Şaka. Vallahi şaka değil. Giriyorum böyle. Aa bu çok Allah'ım oldum. Ya, tabii çok zor konuşurum kendimi. Desenize, sizinkisi tam da terzi kendi söküğünü dikemez durumun Nilgün Hanım. Yani o bana böyle... Eziyet mi geliyor acaba? Hani kendinizi izlemek bazı oyuncular... Yok ben her şeyi, her yaptığım şeyi izlerim. Ben de izlerim. Mutlaka izlerim. Eğer o gün çekimim varsa bile kaydederim, izlerim. Çünkü bir de böyle geniş ekranda izlemeyi seviyorum. İnternetten hiçbir şey izleyemem. Gazete okuyamam. Yani sevmiyorum. Gazeteye ellemeliyim. Böyle o ekranda... Dokusu, dokusu evet olacak. Her şey böyle birebir olmalı. Uykum kaçıyordu. İşte Huzur Sokağı'nı dublaj yapıyorduk. Ay ben yarın gene kendimi konuşacağım diye gidiyordum. Eyvallah. Yani ki çok seviyorum ve hala yapıyorum. Güzel günlerdi. Gezelim mi evi? Gezelim. Hadi gel buradan başlayalım. Hadi buradan başlayalım. Yani ben çok eşyayı sevmiyorum görüyorsun. Burada mı oturuyorsunuz? Televizyon, film burada mı izledin? Evet ben burada istiyorum. Burası, eşim aşağıda istiyor. Niye öyle? Ev büyük ya kullanılmıyor. Hayır hayatım. O büyük ekranda seyretmeyi seviyor. Ve çok yüksek sesle seyretmeyi seviyor. Müzik her, müziğin her türünü çok sever. O yüzden o kulaklık yaptı. Evet, ben burada işte kendi dizilerim, yabancı filmler, onları ben burada seyrediyorum. O aşağıda genelde belgesel ve müzik. Özlüyor musunuz bildiğiniz? Biz hiç ayrılmayız ki, 30 ay, sene bitti. Sen. Allah ayırmasın. Amin. Allah uzun ömür versin her şeyden. Amin. Arada birbirimize Allah bağırırız. Allah bize de nasip etsin. Amin. Arada birbirimize bağırırız hatta. O bağırır genelde çünkü kulaklığı çıkarır. Nilgün, efendim hayatım seni seviyorum der. Ben de seni hayatım derim. İnşallah siz de yaşayın böyle i̇nşallah, güzel birliktelikler. İnşallah. Evet. Yemekler burada mı yeniyor? Yemekler burada yeniyor hayatım. Misafirler. Hayır, biz karı koca da olsak burada öyle yemiyor. Mi? Evet. Aa, ne şık. Biz her gece çok severiz karı koca, soframızı kurarız ve ben çalışıyorsam inan bazen işte 10-10.30 gibi bitiyor diye beni bekler yemeğe. Yemez tek başına. Ay ne güzel. O, ama o da bizim sektörden. O da yapımcı, sizin sektörden. Yönetmen. Şimdi artık emekli oldu. Evet. Nerede tanıştınız? TRT'de. Ha!
Doğru. Ne, nereye gitsin yavrum? Ben nereye gidiyorum gidiyor, ki? Çalışmaya gidiyor, çekime gidiyor. Evet, TRT'de tanıştık hayatım. Ne güzel. İşte bu şeker şeyi benim torunum. Ay çok güzel. Oy bu ya. Torunumun yaptığı ilk resim. Hadi. Evet, yılbaşında yapıp dedesine hediye etmişler. Yerim ben onu ya. Evet, 2,5 yaşında kahramanımız. Şimdi böyle mi? Yok, şimdi evet, yani biraz öyle, daha da büyüdü. Göz görüyor musun? Şöyle ha, yapayım. Bak, yakışıklıya bak. Dedeye benziyor. Evet. Aynı dede. Poyrazım, evet. Aynı dede. Dedeci de zaten. Öyle mi? Evet, Ankara'da yaşıyorlar. Aa, benim memleket. Öyle mi? Ankaralıyım ben. Öyle mi? Ankara'nın bağlamı değil. Eyvah eyvah. Bizim Ankaralı daha fazla memleket havasına girmeden evi gezmeye devam edelim Nilgün Hanım. Yoksa çıkması çok zor oluyor da. Ah, ödüller. Burada kocamın ödülleri var hayatım. Oo. Aa, ben sizi ödül töreninde izlemiştim. Ödül vermiştiniz. Ne güzel kıyafetti o yüzden bizdeki. Unutmamışsın. Hayır, ben dedim ki ben hiç yakından görmedim böyle bir. Oğlum ne kadar uzun boylu kadınmış. Halbuki yoksa görüyorsun böyle. Ya biz de bıdığız da. Şey ama çok güzel bir tasarımdı. Belki bulursa Sıtkı. Şöyle ödül verirken bir yürüyüşü var. Evet, yeşil bak, bir elbise. Burada eşimin ödülleri var. Benim sevgili dostlarımın ufak hediyeleri var. Evet. İşte mesela şu kuşlarımı değerli sanatçı dostum Atacan Arseven. Her doğum günümde bir tane kuş hediye eder bana. Ne tatlı. Öyle ufak ufak. Buradan çıkarıyoruz ki 2, 4, 6 senedir arkadaşmışsınız. Hayır. Şaka yapıyorum. Niye oldu? Her Poyraz sene kırdı 3'ünü 4'ünü. Poyraz ne yaptın? Evet, sorma. Neyse. Kuş dedi. Bak ya, yerim ben onu. O da çünkü anneannesine çekmiş çok şükür. Müthiş bir hayvan sever. Ay ne güzel işte, evet. Bu bununla gelsin ya. Herkes evet, böyle olsun. Evet, şimdi evlatlarınız öyle yetiştirin. Öyle yetiştirin, evet. Ya. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Hiçbir şey sevmez. Ben de ben mutlu bir oluyorum. Bir tane kedi aldım sokakta. Öyle mi? Küçük bir kıcım var benim. Çok güzel ama. İsmi ne? Pati. Pati, ay çok pati güzel. Atıyor çünkü şimdi böyle. Benim de bir kedim var ama bunun arkasına saklandı. Nerede? Korkudan. Adı ne? Şeker. Bu annemin kedisiydi. Annemi kaybettim. Biliyorum, Allah razı olsun. Sağ ol canım. Amin. Mekanı cennet olsun. Amin. O bana kaldı. Benim 2 kedim var. Tabii onlar aynı evde olamayacakları için onlara bahçede bir özel oda yaptırdım. Aa. Kaloriferi var. Ay ne şık. Evet, halı flex döşendi. Evet. Allah Allah. Ben de istiyorum oradan bir yer. Duman ve zilli orada yaşıyorlar. Tabii anlaşamıyorlar mı? Anlaşamazlar. O çok annem büyük çok yara, yabani. Annemin hep kedisi tek başına yaşamış. Ama bu durum sizin aldığınız önlemlerle sorun olmaktan çıkmış Nilgün Hanım. Ne dersiniz? Evinizde yeni yerler keşfetmeye devam edelim mi? Gel istersen aşağı mutfağa inelim. Çünkü ben sana börek yapacağım. Şaka. Evet. Onu fırına koyuyoruz. Fırına koyduktan sonra evin diğer katlarını gezeriz. Tamam. Bunlar da şeyin Poyraz'ın evet geldiği bak, zaman. Bak özdeyiş gördüm. Sizin eve de yaptığınız özdeyiş. Kapatıyoruz oğlumuzu ki. Ay oğlum dedim. Bak. Oğlan mı geliyor? Öyle mi? İnşallah. Ay. Çok yeni de değil. Allah tamamını erdirsin. Ne zaman? Amin. Ne zaman görünüyor şey? Bir ay sonra. Ay bir ay sonra. Evet işte bu böyle şeyler alacaksınız. Özdeyiş. Ayrıca o sosyal medyadan, resim sosyal medyadan her türlü bebek kıyafeti, bebek aksesuarlarını kabul ediyorum özdeyişimin çocuğuna. Hadi gidelim. Buyur canım. Mutfağa gelmeden önce Namık Bey'in televizyon izlediği meşhur salonundayız. Burası mı? Evet. Namık Beyciğimizin. Evet. Enişte! Ayrıl ayrı yapma enişte, kurban olayım. İşte hayatım o burada. Eniştem nereli? Denizlili. Aa, İzmitçen mi gari? Neydi onlar? Evet, gari. Onlar garili bir şey, hızlı hızlı İstanbul'da konuştu. Doğmuş ama anne baba... Denizli. Evet. Ay çok güzel mutfak. Burası mutfak çok güzel. Mutfak böyle, burası böyle. İşte bu koltukları biraz kedi parçaladı. Normal. Evet, işte kedinin bir o şeyi var hayatım. Ay Gül abla, Gül anlatabilirsiniz. Bilirim. Ay, onun bir kedisi var. Azmanlar Azmanı. Ceyla mı? Ceyna.
Ay kadın mahvetmiş. Mahvediyor, mahvediyor. Bir de yeni almış yani. Fena yani, fena. Aman için 10 lira olsun mahvetsin. Yine de kıyamıyorum. İşte burası mutfağımız. Hayatım çok bak şu kapağım yok. Olsun. Şurada da bir kapak yok. Ne oldu kapakları? Söyleyeyim. Bunun kapakları yaptırdığımda ben böyle bembeyazdı hayatım. Buralarda mı? Evet, böyle beyazdı. Evet. Sonra sarardı. Nasıl bu kapak sarıyor? Beyaz kaldı. Bunlar sarardı. İşte fabrikaya dedik bu ne böyle? Fabrika yok dedi, kabul etmedi. Atarlanayım mı? Atarlanayım mı fabrikaya? Atar abi. Fabrika manyak mısınız oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Angaralıyım ben baba. Çizgimden çıktım yine. Ben ne böreği? Hayatım ıspanaklı börek yapacağım. Aa. Bu bunları daha önceden hazırladım size. Ne kadar hamaratsınız. Isınıyor. Hep yemekleri siz mi yaparsınız? Yemekleri ben yaparım. Ne? Ve yemek yapmaya bayılırım. Yani bir hayalim daha var. Ufacık bir lokanta açıp. Ay. Ama benim yaptığım yemekler hani öğlen öyle akşam akşam. Yani benim yaptığım yemekleri sadece insanlara yedirmek. Ay ne güzel. Evet öyle. Şuradan yalnız bak şimdi ben yemenimi takarım. Aa. Tabii. Ben de saç yok zaten problem. Yemenim var. Mutlaka yemenisiz öyle mi? Yemek yapmam. Bak burada da bir kilerim var. O haşlığına bakayım kadar. Au. Bir de ne kadar düzenlisiniz. Çare yok. Bak bunları kendim yaptım. Aa, hayatım. Bildiğin tahım kokuyor. Ne güzel. Aa, ne bunlar? Domates. Acı sever misin bilmiyorum. Çok. Biz. Ben çok sevdiğim için. Benim annem doğulu olduğuna... Süt almaya geldim, unuttum gidiyorum. Annem benim doğulu. Malatyalı. Aa. O yüzden bizde zaten yemekler bol baharat. Sen ne kadar güzel böyle zayıf kalmışsın. Kilo alıyorum ama dikkat ediyorum işte. Az ekmek yemiyorum ben. Ay ne güzel şimdi. Hiç şurada yemiyorum yani. Sadece sabah kahvaltı tost. Bunu göstermemeye çalışıyorum çocuklar. Saçlarımı kaybettim. Bütünsüz. Saçı bende saklı, uzak diyarlar. Az sonra. Ay Lale Hanım kolunu kırmış, çok geçmiş olsun buradan. Nazar Bey, aa, bizim yayınlandığımız günün akşam üstünde kolunu kırmış. Aa, çok geçmiş Kem olsun. Kem gözlerden korusun Allah onu diyoruz. Geçmiş çok olsun. Çok tatlı bir insan. Biz de Lale Manço'ya geçmiş olsun diyor ve Nilgün Kasapbaşoğlu'nun ıspanaklı börek tarifini keyifli bir sohbet eşliğinde izlemeye devam ediyoruz. Kızınızın mesleği ne? Kızım şu anda çalışmıyor tabii çocuktan dolayı ama kalite kontrol müdüreliği yapıyordu en son işinde. Ha, oyunculuk seçmedi. Yok, baba, hayır. Ama şimdi ailede var aslında. Hani baba hiç da televizyon içinde. Anne oyuncu. Seçmedi vallahi. Bir ara televizyonculuğu şey yaptı. Hatta bir televizyon kanalında staj da yaptı. Ama sonra bir ekonomik kriz patladı. İlk önce işe son girenleri gönderdiler. O yüzden küstü. Evet, belki de küstü. Doğru söylüyorsun. Benim de bir dizim geldi, inanır mısınız? Yani oyunum geldi. Gelmiştir. Tamam, beni çok eğlendiriyor. Burada da oynuyorum, söylüyorum. Hani bu show business şudur. Evet. Ama yok, elimde bir tekst olsun, onu ezberleyeyim, heyecanı yapabileceğim mi? Evet. Ay bu rolü çıkarabilir miyim? Onları özledim. Ya onlara hazırlanmak bile bir keyif. Değil yani mi? Ben çok iyi biliyorum böyle elimde, üstümde sabahlığım, elimde kağıtlarım, senaryom, kahvem. Ay ne güzel bir dünyadır o. O yaratım süreci değil mi? Evet, evet. O yüzden. Ben de seviyorum o süreci. Hele bir de özgür bırakan, düzgün senaristler olduğu zaman çok evet, daha keyifli evet oluyor. Ben işte en son dizim Gani Müjde'ydi. Çok mutluydum. Evet, o da çok düzgün bir insan, sevgiler. Çok çok mutluydum. Saygılar buradan. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun usta oyuncu Metin Akpınar'la kamera karşısına geçtiği Papatyam dizisinden bahsediyoruz. Hanımlar böreği hazırlamaya devam ederken biz bir papatyam yapalım mı? Lan bir şey kokuyor gene bu evde ya. Dışarıdan geliyordur. Nasıl dışarıdan? Canım mutfaktan geliyor işte ya.
Feridem ayıptır. Ramazandayız. Bırak evin içindekilere konuya komşuya kokacak ya. Niyetli olanlar tamam var. Tamam hayatım sinirlenme. Hadi git sen hadi. Ne? Söyle şu ağabeyine kırtlarını tutsun biraz. Tamam hayatım hadi. Hem kan değerlerin bozuk diyor hem sucuk yiyor. Kolesterolü molesterolü. Tamam hayatım hadi hayırlı işler. Başımızdan da biz bu eğlenceli sahneleri izlerken fırın tepsisinin yağlanmasına geçilmiş bile. Yufkalarımızı alacağız. Ben en güzeli ne yapıyorum biliyor musunuz? Fırın tepsi kağıdını yayıyorum. Ama bu börek olduğu için... hani... Dibinin de pişmesi açısından. Evet. Yoksa yani ben genelde bak o köfteleri fırında yaptım. Ona kağıt serdim. Fırında mı yapıldı bu? Evet. Onun da içi ıspanaklı. Aa. Karıştırayım mı? Karıştır hayatım. Ben de şurada ben de öğrenmiş oluyorum. Tuzla karabiberimi alayım geleyim. Ben bayağı yemek öğrendim değil mi bu program sayesinde Özdeş? Sadece benim bildiğim etle ilgili şey konulmuyor tuz. Ne? Ete mi? Tabii pişirirken niye? Sertleşiyormuş. Unu bir de elerler. Elerler. Benim annem utancından yeni dibe giriş. Kız iş yapamıyor. Ay hadi seni görelim bir de. Ya bıraksan zaten ustasını. İşte bir metre bunlar da baksana canım. Bir dakika ben bunu buna kullanmam bir şey olmaz değil mi? Yok olmaz herhalde. Bana ne soruyorsun? Ben sanki inanılmaz derecede hayır. Aşçıyım da. Ay ne bileyim açık tutuyordun demin ben yapacağım ben edeceğim diye. Sen de diyordun ben başka, yapacağım edeceğim. Dur ben başka tahta kaşık bulayım. Yemeği bıraktı ya. Şu kalınlık mı olsun hocam şu kalınlık mı yoksa şu kalınlık mı? Ben de orantı yok gördün mü? Ağzını kapat. Geri sarın. Geri sarın ağzını kapatmayı o söyledi. Vallahi o söyledi. Evet. Şurayı kesiyorum. Evet evet. Ya tuz boğuldu tuza. Boğmadın tuza. Boğdun tuza boğdun mu? No. Dolduracaksın böyle. Doldur. Ya bunun yenecek bir tarafı kalmadı. Yenecek bir tarafı kalmadı. Beceremedim demiyorsun da benim üstüme oynuyorsun. Suyu attı üzerine. Evet fırında yakıyoruz. Aa ne oluyormuş böyle olunca? Vallahi ciddi çok değişik bir lezzet veriyor. Yumurtaya can veren Rabbim ya. Ne güzel bir besindir değil mi evet, yumurta? Evet ya. Vallahi hiç yemek olmasın. Ya haşlayıp yerim. Ay çılbır diye bir şey var biliyor musun? Yapmayı bilmiyorum. Yedim ama ben evet. Ben de yapmayı bilmiyorum da annem biliyor. Bayılıyorum ona ya. Çok güzel. Ya, o yaptığım acılı domatesli biberlerle hayatım bir menemen yaparım. Hiç. Vallahi ben de Namık Bey'in yerinde olsam seni seviyorum Nilgün. Bağırmak ne kelime. Haykırırım. Hayatım. Yemeklere bak. Bir de yoktan var ediyorsunuz. Sevgiler emek ister. Hep bana diyor ki genç arkadaşım ya 30 yıl Nilgün abla nasıl oluyor? Bizim en büyük sorunumuz o çünkü. Emek istiyor, tüketmemek gerekiyor sevgileri. Nasıl tüketmeyeceğiz? Teknoloji çıktı, çok haklısınız. Nasıl tüketmeyeceksiniz? Tabii ben anlamıyorum ama insanlar diyor ki... ...aa sen diyor yattım dedin ama diyor iki de diyor bir yere girmişsin diyor. Evet. Onları bile görüyorlar. Hani her ben şeyi. Özürlüyüm de... ...hani kimsenin şeyi kalmadı. Sonra... ...eskiden biz eve koşardık, telefon gelecek sevgilimizden diye. Şimdi... Herkese her yerde ulaşabiliyorsun. Cep telefonları var. Bizim dönem hakikaten romantikti. Ve artık ıspanakların yufkayla buluşma zamanı. Hem de hamur işleri konusunda çok maharetli olan Eskişehirlilerin kulaklarını çınlatarak. Eskişehirliler müthiş güzel hamur işleri yapıyorlar. Güya annesi yapacak bize. Ay, neydi müthiş benim yapıyorlar yani. Çibörek. Benim komşum işte yanında adı neydi, arkadaşım. Esin Hanım. Bu oğlunuz yalancı. Bana dedi ki annem çibörek yapacak dedi. Hani nerede? Hayatım gel buraya mineciğim sana yapar hemen. Ya vallahi hayır canım. Şimdi geçiyoruz ikinci kata. Ben annem gidince evden kilo verebiliyorum. Şimdi kız kardeşleriyle birlikte. Ondan sonra oh ne güzel ben yemek pişirtmiyorum evde o yüzden hani çorba en fazla. Oh güzel şey sabah benim... Sabah tost, akşam çorba. Aa, annem geldi mi eyvah. Benim kızım da öyle diyor. Anne diyor İstanbul'a gelince kilo alıyorum senin yüzünden diyor. Ben bir de hani çok göremediğim için iyice daha çocuğa... Daha çok coşuyorsun evet, değil mi? Evet coşuyorum. Yemek? Bunu da ye, şunu da ye, onu da ye. Poyrazım öyle. Anne, hanımlar bak şapka nasıl muhafaza edilir? Böyle sarılır. Nilgün Hanım'ı böyle muhafaza ediyorum. Onu koruyorum. Az sonra. Bak fırçalar var ama ben hep ama böyle ama en güzeli sürerim. Elin değmesi değil mi? Böyle, eskiden fırçam vardı ayol. Şey var ama öyle deli gibi iki saat bir de tez canlılıktan tez.
Evet, şimdi yukarı çıkabiliriz. Yukarıda neler var? Kostüm mü? Ayakkabılar. O elbise duruyor mu? Taktı elbiseyi. Elbise duruyor valla. Burada ne var? Ay orası kedimiz Şeker'in odası oldu. Ay yerim ben bunu. Kitap okudum. Evet, evet hayat. Tekst çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim, bunlar dizilerin... Evet, onların tekstleri. Atmıyorsunuz. Atmıyorum. Ben ay, bütün tatlı. Kitaplarımı bir kütüphaneye bağışladım. Ya. Evet. Çünkü artık o kadar çoklardı ki eşimin mesleki kitapları, okuduğumuz kitaplar, oyunlar, ay, hepsini faydalansınlar bizden sonraki nesil diye bağışladım. Ben de inşallah ileride evladım olmazsa yeğenlerime, okurlarsa tabii. Benden sonra gelecek olan ailedekiler. Bizimkiler çok mesleki kitaplar olduğu için hani teknik birimler. O yüzden onları bağışladım. Şeker annemin kedisiydi. Annem rahmetli olunca bana kaldı. İşte ona öyle bir köşe yaptık. Orada koltuğunda yatar. Ay yerim ben onun koltuğunu. Keyfini buraya çıkar dışarıysa. Bunu sonradan yaptırdım. Dışarı yukarı çıkamıyor baksın diye. Baksın diye. Evet baksın diye yaptırdım ona. Buradan dışarıyı seyrediyor. Yerim ben onu. Ama biz onu seyredemiyoruz. O kaçar. Çok yabani. Annemle hep tek başına olduğu için eve biri girince hemen büfenin arkasına saklanıyor. Yerim ben onu. Evet yukarı gidelim. Evet burada da bir odamız var böyle. İşte. Ay saray önce. Az sonra. Evet. Allah en sevdiğim. Evet. Ay Poyraz'ımızın odası. Evet burası işte hayatımın erkeğinin odası. Evet Boğa Burcu. Öyle mi? Tabii vay, Boğa vay, Burcu. Vay 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 Poyraz'a bak. Evet vay. Onlar Ankara'da yaşadıkları için işte buraya geldiklerinde rahat etsinler ne diye. Güzel. Bu sene bir talihsizlik yaşadık. Çatımız aktı. Duvar banyodan su kaçırdı. Şimdi bahara bütün badanaya boyaya gireceğiz. Ha, doğru. Biraz işte burada onların banyoları da var hayatım. Evet bunlar onlara böyle bir... özel oda yaptım. Ay taburesi de var. Taburesi de var. Çubu çubu yıkanıyor. Bayılıyor yıkanmaya. Ya. Tabii hadi banyo yapalım dediğin zaman elinden tutuyor doğru banyoya çıkartıyor. Bak ya. Evet. Su kuşu. Su kuşu. Ne güzel. İşte bazı böyle. Çocuklar sevmez. Evet bu yok çok seviyor. Bu işsiz olur. Ne güzel maşallah büyük şans. Yakışıklı Prens Poyraz'ın dedikodusunu yapa yapa geçiyoruz anneannesinin yatak odasına. Bakalım burada bizi hangi renkli anlar bekliyor? Evet, burası da bizim odamız. Işıltılı ışıltılı. Evet, Namık'cığım yaptı. Ben böyle ışıklı ayna seviyorum diye. Meslek alışkanlığı. Artist şeyi bu. Evet, meslek alışkanlığı. Vallahi benim de öyle. Böyle benim sağ olsun mobilyacım var. Benim evdeki bütün eşyalarım el emeği. Hazır yok. Her şeyim benim öyle. Benim de öyle hemen hemen. Aynam vardı. Büyük ya nereye koyayım, nereye ne yapayım? Erhan dedi ki ben sana bir makyaj masası yapacağım. Böyle çekmeceli pufum da var. Ben beceremiyorum da makyaj yapmayı. Ya. Hiç beceremiyorum vallahi. Ben yaptıra yaptıra öğrendim galiba. Bak ama bak Metin abim duruyor. Aa, ay canım o ya. Evet. Sevgili Atatürk'ümüz. Evet. Metin abim. Eşinizin eşim. Eşim evet. Aa bıyıklı. Evlenirken. Nikah şahidimiz. 80'ler mi bu? Nevzat Atlı'ydı, evet. Nevzat Atlı. Evet, nikah şahidimiz. Sonra kızımın da nikah şahidi oldu. Çok severiz. Uğurlu mu acaba? Çok uğurlu. Benim de olsun. Nevzat hocam canım. Evet. Şurası banyomuz. Aa, bir şey yanıyormuş. Pekas Ortik. Çok havalı. Ay ne güzel, geniş işte. Evet, bu şey... No, tekne yaptırmadım bu sefer. Çünkü hiç içine girmiyoruz. Değil mi? Boşu boşuna. Bir de onun temizliği çok zor. O yüzden bunlar böyle çıkmış dedim bunlardan olsun. Ben de kendi odama böyle yaptırdım ama tik ağacı koydurdum. Ha yok ben bir şey koydurmadım. Daha sakarım kaymadım da. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun gizemli ayakkabı odası. Buraya açıyoruz. Aa, eve bak ya mahzen gibi. Giriyoruz. Aa. Az sonra. Çok şey oda böyle bir ferah ve enerjisi güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Burası da efendim giyinme odamız. Şaka. Evet. Aa ne güzel yapmışlar. Ooo my goodness. Evet. Evet burası da. Bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı
Gerçekten kapalı ayna zannettim. İşte onu sürprizli da... Sürprizli yumurta olmuş bu. O da benim tasarımım. Bu çok başarılı. Evet. Çok güzel. Au! Alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Ay bir kendimi uzun saçlı görmek istiyorum. Özledim eski günlerimi. Takabilir miyim? Aa tabii takabilirsin. Bende bir çekmece öyle postiş peruk var. Evrim elindeki peruğu takarken siz de diğerlerini bulun isterseniz Nilgün Hanım diyeceğiz ama... Saçlarımı kaybettim. Saçı bende saklı. Uzak diyarlar. Delirmek böyle bir şey. Al uzun saç beğendiniz mi? Aa, evet burada bak görüyor musun? Onların hepsini takacağım. Çökeceğim oraya takacağım. Bak, ayna yani... var mı? Böyle canım... hani ya, ay, dur şunu alabilir miyim? Geliyorum. Gel hayatım. Uzak diyarlar. Mikrofonu mevlim. Ay bir şey söyleyeyim mi? Kendini gör. Hah, bunu da buraya koyacağım. Oyun oynayacağız şimdi. Evcilik oynayalım mı? Ay bir şey söyleyeceğim. Yakıştı mı uzun saç? Aa güzeline yakışmaz. Sence o da yakıştı. Sence et diyor. Yo çok hoş oldu. Aa kısa saç işte. Evet. Ben tiyatrolardan mı? Hayır işte yaptırdım ben bunları böyle kullanıyorum. Gerçek işte. Saç ama bunlar. Evet bu mesela evet. Çok kullanışlı. Bunu şuraya topuz kapana şuraya saçını topuz yapıp bunu üstüne geçirip istediğin modeli veriyorsun anında topuz oluyor. Aa ne güzel. Yani pratik. Sırf, evet pratik zaten sırf perçem var ama kullanıyor musun da yok kullanıyor. Perukla gezmek zarar verir mi? Herhalde hava aldırmıyordur herhalde zarar verir. Bari şu kadar uzasa saçım. Aşk olsun Evrim. İstersen daha da uzatabiliriz senin için. Düşün sarı falan alsanıza. Namık çok Bey karşısına olurum. Çıksınız. Çok kötü hiç yakışmıyor. Ay yakışır. Bir vallahi makyaj yok, şöyle yok. Patlatıp bir kostüm. Bir ömrümde saçımı bir kere kızıl yaptım. Beni tanıyan herkes anında değiştir dedi. Ya. Vallahi. Bayağı lemansem kızılı gibi. Böyle evet evet. Ama sert durabilirsiniz. Sizin yumuşak gibiyiz zaten. İşte o yüzden ben ama yine siyahıma sarı döndüm. Ben sizi... Yok çok kötü olurum. Bir gün seninle bir berbere gidelim, gidelim deneyelim. Deneyelim. Tamam. Ay bu elbiseler ne güzel ya. Size bir elbise ben, renkli seviyorum. Çiçekli. Evet renkli, çiçekli. Ama hep bir de elbise yani. Evet genelde elbise. Ama ben de pijama, terlik. Parıltılı şeylere bayılırım. Ben de bakmaya bayılırım. Şurada mı acaba tuvaletim? Ha o elbise nerede? Oo çok güzelmiş. Bak görüyorsun değil mi parıltıları? Bir şey söyleyeceğim. O ödül töreninde evet, burada. Ödül verdiniz. Alıp gidiyormuşum ben böyle. Al hayatım. Ay ben bu kadar ama rengi olaydı zaten. Bak böyle böyle bir geldi bir hava bir şey. O görüntüde böyle bir yürüyüş. Tabii altına böyle topuklular. Dedim ki ne kadar uzun boyluymuş. Altında topuklular. Çok güzeldi bu çok güzel bir tasarım. Siz çizdiniz ha? Evet hayatım. Wow. Rengi de çok güzel. Rengi çok bence. Güzel. Bunun kulakları yani çınlasın. Nergis'le beraber aldık kumaşını Kumbasar'la. Aa. Evet Eminönü'ne. Eminönü'ne çok sık giderim. Ne güzel. Oradan alışveriş etmeyi çok seviyorum. Çok güzel kumaşçılar var çünkü. Rengiyle ve çizgileriyle mesleden bu muhteşem elbisenin ardından bakalım sırada başka hangi kıyafetler var? İşte mesela... Ben de böyle renk giyemiyorum. Utanıyorum neyse. Aa giyin. Ay, sonra benim gibi güzel. Geç yaşta giyersiniz. Ben buna da bayılırım. Bunda mı siz çizdiniz? Kumaşlarını ben alıyorum. Ne yetenek yahu? Güzel yani renk. Çizemiyorum öyle bir becerim yok. Tarif ediyorum. Ama tasarlamak. Çok iyi tarif ederim. Çok güzelmiş bu da. İşte aa, burada da bak. Takıyor musunuz? Takarım. Severim. Kolye, küpe çok severim. Küpesiz sokağa çıkmam. Vay vay vay. Böyle saat takamıyorum da. Neden? Kaşıntı yapıyor. Ya ben bugün bu alerji yapıyor.
Sahi mi? Yemin ediyorum. Dedim ki azaldı da bir de kıyamıyorum. Aa, evet benim de azaldı. Anca evet, geliyor anca. Oo bu çok güzelmiş. Bunları ciddi Eminönü'nden aldım. Ya. Çok güzel böyle takılar var. Bu çok eskidir annemden kalma. Ya. Vallahi düzenlisiniz ya, bravo. Yok benim biraz dağınığımdır. Her yerde. Bu da hayattaki tek şapkam. Neden? Hiç şapka takmıyorum. Bak onu ne güzel koruyor. Bizim de böyle koruyun anne ya şapkalarımı. Bak buna sarmış ki tozlanmıyor. Bak mantar gibi olmadı mı? Hayır. Bakayım. Ama çiçeği biraz daha şöyle yapar. Öyle mi işte bak geç. Kadın takmayı da beceremiyor. Bak ay çok şık oldu bence. Kokoş. Bakayım. Ay. Çok güzel. Hakikaten güzel oldu. Taksana bana böyle. Evet değil mi yakıştı mı? Sabah kırmızı da size yakışır. Kırmızı bir kırmızı şapka. Evet. Şimdi sen merak ediyorum, şunun arkasında bir şey var mı? Nilgün Hanım doğru söyle. Burası, gel açayım hayatım. Ben de gizli saklıyorum. Bak. Az sonra. Anne, hanımlar, bak şapka nasıl muhafaza edilir? Böyle sarılır. Nilgün Hanım'ı böyle muhafaza ediyorum. Onu koruyorum. Mumyaladım. Sonsuza dek. Ay. Yine muzipliğin tuttu Angaralı Evrim. Nilgün Hanım bizi kovmadan diğer cicilere de göz atalım mı? Çanta, ayakkabı. Ayakkabılar aşağıda. Ya. Evet, burada koyacak yer yok. Kendime bir ayakkabı odası yaptım. Odası? Evet, ufak böyle minicik. Oraya sonra yok. Mı gidelim? Bir çalışma odası evet, görelim. Yukarı çıkalım. Aşağı böreğimize giderken... Ayakkabıları oraya alırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay bunu da gör. Bu çok güzel özdeyiş. Aa evet, bu hayvanların yararına, sakat hayvanların yararına herkes, yani sanatçılar... Bu tek eli olmayan bir kediydi. Benim de kolumu fotomontajla kestiler. İkimiz resim çektirdik. Sonra işte... Bir sosyal sorumluluk projesi. Evet. Tuna Arman'ın başkanında. Ay Tuna Arman'a evet. Buradan sevgiler. Canım ben benim, de öpüyorum. Benim iki köpeğimin biri... Ay hala da şey oluyorum böyle. Bir tanesi şey doğdu böyle eli yamuk. Ay iki ay biz yaşadık birlikte. Ama sonra sahiplendirmemiz gerekiyor. Çünkü apartmanda yaşıyoruz. Zaten iki köpek. Sağ olsun onların desteğiyle çok harika, harikulade bir aile bulmuşlar. Ay ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. O yüzden Tuna Arman ve arkadaşları, onlar çünkü bir grup. Evet, evet, cidden öyleler. Allah size uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Amin. Her şey için teşekkür ediyorum, bütün hayvanlar adına da. Biz yaptık. Haberiniz yok. Ne yaptınız? Hı? Söyleme, söyleme. Söyle. Söyle. Arabesk yapalım. Taran, 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 taran. Taran, 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 taran. Çok teşekkür ediyorum. Nilgün Kasapbaşoğlu'nu son derece mutlu eden bu sürprizin ardından sırada başka bir oda daha var. Evet, burada da bir odamız var böyle işte. Ay, saray önce. Gülme ama aşk olsun. Ay ben yerim seni ya. Ya yerim ya, ne tatlı ya. Ne güzel bir işlevi olmuş. Yani görüyorsun ne var, biz de heves ettik aldık. Vallahi çok açık, hani açık havada yürümek daha güzel ama koşu bandında yürümek... Çok gereksiz. Bana göre değilmiş. Biz koşu bandlarını seraya çeviriyoruz daha ziyade. Evet, bizim çocuklar Fransa'ya gidiyorlardı birkaç aylığına. Çiçeklerini bana getirdiler. Ben de çiçekleri seraya oraya koydum. Görüyorsunuz. Aynen. Burada, orada, böyle. Aa, her genç kızın rüyası bir dikiş makinesi. Bu da rahmetli kayınvalidemin. Hayır. Ya. Evet. Burada annem, babam. Aa, bakayım. Baba mı? Baba. Bakayım anneme. Biraz babaya. Baba biraz dudaklar evet, burun. Evet, şu evet. Şey. Anne de güzelmiş. Dedem. Dede mi? Evet, babaanne. Kardeş. Kardeş. Ben. Aa,
Evet evet, babaya daha çok benziyor. Evet babaya. Babasının kızı. Gözleri, babaanneye de biraz. Gözleri açık renk. Evet, o yüzden kızım ona çekti. Onlar kayınpederim. Denizli. Denizli. Başkatipmiş kayınpederim. Hı-hı. Evet. İnelim aşağı. Köreğimize bakalım. Hı-hı. Ayakkabılarımıza bakalım. Sonra da? Sonra ham ham yapalım. Ham ham. Leziz ıspanaklı börekte imza atacağınız ham ham kısmı daha çok sizi ilgilendiriyor ama biz de o meşhur ayakkabı odasını çok merak ettik hanımlar. Evet, şimdi gel bakalım. Şurada portmantomuz var. Görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi geliyoruz. Buraya açıyoruz. Eve bak ya, mahzen gibi. Giriyoruz. Aa! Sensörlü ışık yanıyor. Aa! Ve ayakkabı odamız. Bunlar giyilmemişti. Evet. Çoğu da kutularda yukarıda. Bunu da ben beyazını aldım ama taşsız. Evet, benimki taşlı olmak zorunda. Aa, evet, aşk taş olsun. Taş tuş. Aa, bu da güzelmiş. Işığımız da sensörlü çünkü girince yanıyor. Evet. İşte şimdi sen merak ediyorum, şunun arkasında bir şey var mı? Doğru söyle. Burası kötü görüntüyü kapadı. Çünkü bütün elektrik tesisatı, bilgisayar, her şey. Gel açayım hayatım. Ben de gizli saklıyorum. Bak. Ay ne akıllıca. Evet, her şeyimiz de hazırlanmış. Buyurun efendim. Buyur hayatım, olur mu? Aa, evime misafir gelmişsin. Baş köşeye misafirler oturur. Zarafet işte bu. Evet, buyurun bakalım. Afiyet olsun. Oo, ne kadar yumuşak. Doğru söyle ama. Yemin ediyorum hayatım, benim en güzel ıspanaklarım. Afiyet olsun hayatım. İyi ki varsınız. Allah size uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin. Namık Beyciğimle, torununuzla, kızınızla. Cümlemize, cümlemize size de öyle güzel günler, torunlar yaşasın inşallah. İnşallah. Kapatıyorum o zaman. Kapat. Tamam. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.